Zannediyorum bu biten bir şey değil. Yani bitti, yani her şeyi artık keşfettim ve bundan sonra böyle diyebileceğimiz bir aşama yok. Ama tabii eskiye göre daha edebiyatın oyunlarını öğreniyorsunuz zaman içerisinde. Zaman öğretiyor size. Fakat bu dil biraz da yazarın evreni olarak düşünecek olursak çocuklukla çok ilgili. Yani bir böyle deniz gibi, denizin dibinden nasıl incileri çıkartırsınız, çocukluk da öyle. Ne kadar o çocukluk dipte kalsa da yaşınız ilerledikçe bile, yani düşünün 80 yaşında, 90 yaşında ihtiyarlar bile hep çocukluk hatıralarını anlatırlar. Geri dönüşü yaptığımız düşünce evi çocukluktur. Ben Hatta de yaşlandığımızda bile çocukluğumuza döneriz. evet, ben de yaşlı bir kimseyim ama çocukluk evreni benim için bitmez bir böyle hazine. Çoğu yazar için de böyledir zaten. Yani tahayyül dünyamızın mayalandığı, henüz tahayyülden tasavvura geçmemiş zamanlar. Zaten ilham da orada şey yapar, gezinir. Yani tasavvur dediğinizde daha ilhamdan uzaklaşmış ve inşaata başlamış, kurguya başlamış olursunuz. Ben evet öyküyle başladım dediğiniz gibi. Ondan önce de aslında lisede bir tiyatro yazdım ve oynadık, sahneye koyduk. Aslında tiyatroyla başladı yazım serüvenim. Hep yazıyla alakam oldu. Yani bu ilkokuldan beri vardı. Yani annem çok eğildi üzerime. O kabiliyeti zannediyorum öğretmenim, ilkokul öğretmenim, annem onu keşfetmişler. Bir şekilde beni Arkasında çok yönlendirdiler. okuma kültürü de var mıydı? Tabii. Değil mi? Çok ciddi bir okuma birikimi var. Hani bizim zamanımızda, çocukluğumuzda da okuma değerli bir şeydi. Kitap çok değerli bir şeydi. Bir insan elinde kitap taşıyan birini gördüğümüz zaman, yani ona saygı duyardık. Bu kitap okuyan bir insan diye düşünürdük. Veya işte bir otobüste, trende gidiyorsam elinde kitap tutan bir genç var, onun yanındaki yeri tercih ederim, oturmayı tercih ederim. Çünkü hani ben bu kişiyle ortak bir yan bulabilirim, ortak bir yön bulabilirim kendi içimden diye düşünürüm. Kitap çocukluğumdan beri benim için ayrıcalıklı, kitap tutan ayrıcalıklı insandı. Ve lisede Ayla Ağabegüm'de, edebiyat öğretmenim, Üsküdar Kız Lisesi'ndeyken bizi Türk Edebiyatı Vakfı'na götürürdü. Vakfın dergisi vardı. Türk Edebiyatı Dergisi, hani varlıktan sonra en uzun soluklu edebiyat Evet. dergisidir. Orada küçük küçük bazen şiirlerim, bazen yazılarım çıkardı. Üniversiteye başladığımda da Türk Edebiyatı Dergisi'nin içinde bazı küçük işte fotoğraf arşivini ben yapmıştım. Mesela sohbetlerin hepsine katılırdık. Bir muhitti orası. Yetişme muhitiydi. Yani yazarları, aydınları, şairleri, fikir insanlarını dinleyip oradan feyz alacağımız bir muhitti. Üniversitede de böyle bir şeyin içinde oldum. Fakat artık kendi dergimizi çıkartmaya başlamıştık. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde Teklif Dergisi'ni çıkarttık arkadaşlarımızla. Artık benim için biraz Türkiye memleket meselelerini yazma zamanıydı. O çocukluktaki, gençlikteki o romantizm biraz yerini memleket Evet. meselelerine verdi. Memleket meseleleri devam etti yani hayatımda. Akit gazetesinde köşe yazarlığına başladım 1999'da. Ama ondan öncesinde işte Vahdet Dergisi'nde yazardım, Şura Dergisi'nde yazardım, Girişim, Yeryüzü. Bunlar çok okunan gençlik dergileriydi benim dönemimde. Siyaset değerli bir şeydi, hukuk değerli bir şeydi o Kendinizi süreçte. bir anda içinde mi buldunuz? Yani başlangıçta sizin kafanızda başka bir şey vardı belki. Ben bunu yazmak istiyorum diyordunuz ama sonra bir baktınız, Evet, isteyerek yaşanmışlığın yazdım. içinde buldunuz kendinizi ve onları yazmak durumunda İstanbul Hukuk kaldınız. Fakültesi'nde böyle hocalarımız çok değerli hocalar. İşte anayasa yapıyor, Orhan Aldı Kaşçı var, Selçuk Özçelik var. Yani biz o günlük şeyin içerisinde yoğrulduk. Yani 80 darbesi olmuş. 80 darbesinden sonra ben 1985'te başlamışım Evet. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne. Apolitik bir şey var, baskı var. Yani gençler politikayla uğraşmasınlar diye çaba sarf ediyor rejim ama biz yine de politikayla ilgiliydik. Tabii hukuk fakültesinde olmam beni daha çok sürükledi. Ekonomi yazdım, siyaset yazdım,
kadın hakları yazdım. Bu böyle süre geldi. Yani 27 yıllık bir gazete köşe yazarlığım var. Ama edebiyat bana ait bir oda. Benim kütüphanem, kişisel dünyam. Onu da korumaya çalıştım. O nefes aldığım bir yer çünkü. Evet, o yaşadığım... ikisini ayrı tutuyorsunuz. Tabii. Çok değerli. Yani oraya öyle çok gürültülü bir kalabalığı sokmadığım şiirler bir bahçe. Şiirler var mı orada mesela? Şiir hiç denediniz mi? Bir aralık vardı. Yani annemi kaybettikten sonra Allah rahmet eylesin. Böyle bir süreç oldu. Muhitte İbrahim Tenekeci şairdir. Bana tahammül etti sağ olsun. Şiirlerime tahammül etti. Öyle bir yıl kadar, 1,5 yıl kadar. Tabii çocukken yazardım yani ortaokulda, lisede şiir yazardım ama sonra büyük bir şey, mesafe açıldı. Öykü de şiire çok yakındır bakın. Evet. Yani roman gibi değil. Romanda inşaat var. Yani zaman var önünüzde, mekan var, kuruyorsunuz, inşaat, her gün bir yerini yapıyorsunuz. Yani mimari gibi bir şey roman yazmak. Onun şeyi var, bir zaman tüneli var ve mimarisi var. Bir bekleme var. Süresi var. Evet, yani. Oluşturuyorsunuz evet. Onu yavaş yavaş. Aynen bir yapıyı harç evet. Duvarlarını yükseltir gibi kuruyorsunuz. Ama öykü de öyle değil. Öykü şiir gibi, alanı dar yani. En fazla 10 sayfayı aşan yapıtlara ben öykü demiyorum. Yani 10 sayfanın altında olmalı. Ne kadar az sayfada öyküyü koturabilirse o kadar da ustadır zaten o kişi. Evet. Onun için de kendime mesela 2 sayfa, 4 sayfa gibi biraz zor bir şey hep belirlemişimdir zihnimde. Yaşlandıkça o sayfalar artıyor tabii. Daha teferruatlı anlatmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Dünyada çok daha fazla şey görmüş oluyorsunuz ama yani gençlikte iyi bence, şiirde, öyküde daha çok gençlikte kotarılacak şeyler. Benim için şu anda daha aslında zor öykü mesela. Aslında tecrübeyle sabit olarak da bence ileriki yaşlar için de çok güzel öyküler ve şiirler çıkabilir, öyle de düşünüyorum. Olabilir, tabii olabilir ama neden olmasın? Yani hani büyük şairlere baktığımızda bu böyle ama... herkesin kendi yolu var. Herkesin kendi hikayesi var. Kişisel hikayesi var. Benim hikayemde de böyle. Öykü çok özel bir yerde duruyor. Şiire yakın bir yerde duruyor yani. Evet. Bir yandan eserlerinize de baktığımızda tabii ki Türk toplumunu, insanları çok iyi görüp okuyup analiz edebiliyoruz orada. Sizin de orada çok iyi bir gözlem yeteneğiniz de olmuş. Bunu da görüyoruz. Gözlem çok önemli. O olmasa zaten o yani o bir kamera gözü gibi çok dikkatli bir şekilde ayırır. Bence edebiyatçıları, karikatüristleri, sinemacıları diğer insanlardan ayıran şey de bu göz. Yani herkes bakıyor ama o ayrıntıyı görebilen, o küçük ayrıntıyı fark edebilen, caddelerde yürüyoruz mesela. Bir ağaç görüyorum sokağın kaldırımın üstünde. Dört bir tarafı taş, küçücük bir deliğin içinden bir taş çıkıyor. O benim için bir şiir mesela. Yani bakıp bir de yorumlayabilmek de önemli. Evet, onu fark edebilmek, o küçük ayrıntıları fark edebilmekle ayrılıyoruz zaten. Hani diğer gözlerden. Bunu ne kadar başarabilirseniz de o kadar anlatacağınız şeyler çoğalıyor. Evet. Tabii bir yandan... Yine öykülerden devam edecek olursak, şimdi öyküleri yazarken gerçek hayatta kurmaca birbirinin içine geçiyor bir yerde. Tabii. Ve sizin için bunun ayrımı nasıl başlıyor? Yani gerçeği yazarken kurmacanın önüne geçebiliyor mu veya kurmaca yazarken gerçeği ne kadar örtüyor bu? Bunun ayrımın ya da dengesini nasıl sağlıyorsunuz kitap? Yazdıklarımız kurmaca ama anlatılan her masalda, anlatılan her... hikayede, yazılan her öyküde gerçeklerin iz düşümü vardır. Yani gölgeleri vardır. Ama birebir gerçek diyemeyiz. Yani ben günlüklerin bile ki çok sevmem mesela günlük tarzını. Mahremiyeti deldiği için günlüklerden hoşlanmam. Ama günlüklerin bile çok gerçeği yansıttığını düşünmem. Çünkü gerçek nedir? Yani bana göre gerçek şudur, anlatırım size. Ama siz o gerçeğin farklı yönlerini görmüşsünüzdür oturduğunuz yerde. Günlük neden yerde. Gerçeği yansıtmaz? Çünkü gördüğünü yazar, gördüğümü yazarım, bir anladığımı yazarım. Yok yani, o yüzden. Yani sadece objeleri anlatmıyoruz, yani olayı anlatıyoruz mesela. Hukukta da öyledir. Mesela tanıklar hepsi aynı olayı anlatır ama farklı anlatırlar, evet. Farklı şeyler görmüşlerdir.
Günlüklerde de öyle. Olayları kendi diliyle anlatıyor. Mesela Lady Montagu'yu okuyorsunuz, İstanbul evet. Hatıralarını. O Lady Montagu'nun gördüğü ayrıntılarla işte Çin'den gelen başka bir erkek seyyahın görüntüleri, görüngüler birbirlerinden farklıdır. Yani Nerval'in doğuya seyahatiyle İbn Battuta'nın yaptığı seyahatname rıhlesi, Nerval'inkiyle Batuta'yı kıyasladığınızda çok farklı iki göz, çok farklı iki dünya görürsünüz. Bunun gibi yani günlüklerde, zaten seyahatnamelere benzer günlüklerde, o kişisel atan bir nabız. Ama tabii çok mahrem bilgiler de oluyor günlüklerin içerisinde. Bizde itiraf şeyi olmadığı için geleneğimizde itiraf etmelerini istemeyiz insanların, evet. suçlarını veya olayları olduğu gibi anlatmalarını evet. istemeyiz. Bir mahremiyet alanına özen gösteririz. Evet. Onun için günlüklerle evet. çok aram yok yani. Ve bir de günlükler sonradan ortaya çıkıp okunduğu zaman evet. yazarların evet. mesela çok yanlış anlaşılabildikleri de oluyor. Evet. Çünkü kendilerini oraya dökmüşler tamamen ve evet. o belki bir anlık bir duyguyla yapılmış bir şey ama dediğiniz gibi evet. yanıta da biliyor. Raporlar, jurnaller, evet. günlükler yani o dönemi anlatıyor ama o yazarın hiç tahmin etmediğiniz ince dehlizlerini görüyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey değil diye düşünüyorum. Evet, bazen yani bir mesafe bir şey olması değil. Gerekiyor insanların evet. arasında. Evet, her şeyini malzemeye çevirmemeli diye düşünüyorum. Bir yazar her anını böyle sinekten yağ çıkartırcasına bunu da ben bir edebi esere dönüştüreyim, bunu da bir sanat eseri diye ortaya atayım diye düşünmemeli diye evet. hissediyorum.